Herkese merhaba. Kanala ve yeni videoya hoş geldiniz. Bugün bahar wishlistimden bahsedeceğim. Bahar hakkında konuşacağız. Çiçekler, ağaçlar, güzel hava, güneş. Yani en sevdiğim mevsim değil. En sevdiğim mevsim hala yaz. Ama böyle bahar mevsiminde çok seviyorum. Böyle içime heyecan veriyor. Hani böyle güneşli havayı görünce evde durasım asla gelmiyor. Videomuza geçebiliriz. Ben journal'ıma yazdım. Böyle. Bunların hepsinden bahsedeceğim. Yine her zaman olduğu gibi böyle oturmalı videolarda görselleri koyacağım. İlkinden başlayalım. Umarım bu videoyu seversiniz. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Birincisi puantiyeli etek. Bu puantiyeli etek, neden spesifik olarak puantiyeli etek, neden aklıma geldi? Bu Miu Miu'nun en son olan bir fashion show'undan, Paris'te miydi? Onu tam olarak hatırlamıyorum. Ama işte runway'de bir look görmüştüm. Onu zaten yine buraya koyacağım. Mia Goth giymişti. Belki tanıyanlarınız vardır. Ve böyle bayıldım. Hafif böyle iç gösteren, böyle beyaz, üstüne siyah puantiyeli. Böyle midi bir etekti ve çok hoşuma gitti. Baya hoşuma gitti. Yani böyle öyle bir parça bulamasam da öyle bir kumaş bulup dikmeyi planlıyorum. Baya beğendim. Hani bence de tam böyle ilkbahar yaz parçası. Böyle üstüne pembe şeylerle, böyle askılı üstlerle olur. Böyle sneaker'la da olur, loafer'la da olur, kitten heel'la da olur, böyle terliklerle de olur. Bence her türlü çok tatlı olacak bir parça. Tam bir yaz parçası olduğunu düşünüyorum. Yani baharın da böyle ilerleyen zamanlar. Hani çünkü baharda da sıcak oluyor. Hele yani ben İzmir'e döndüğümde mesela, hani İzmir baharı bayağı sıcak oluyor güneş çıkınca direkt. Bu yüzden puantiyeli etek wishlistime girdi ve birinci sıraya oturdu. Hani cidden spesifik olarak çok beğendiğim bir parça oldu. İkinci olarak yine altlardan devam edersek saten mini etek. Yani bunu ararken ben şey yapamadım. Tam bulamadım istediğim, kafamda canlanan şeyi. Ama yine de görseller koyacağım. Böyle saten mini, böyle uçuş uçuş bir etek istiyorum. Yine böyle her türlü ayakkabıyla, böyle bey bitkilerle uyumlu olur. Mesela böyle saten mini etek. Genelde benim aklımda, yani istediğim renk olarak bahsedersek, böyle mavi ama böyle lacivert. Ya da böyle toz pembe. Hani böyle üstüne baby tee, altına böyle terlik, sneaker de olur. Böyle beyaz çoraplar. Ve bir tıkır tıkır, yani tam böyle canlı hava, güzel hava, güneşli hava kombini gibi geliyor. Üçüncü istediğim şey güneş gözlüğü. Güneş gözlüklerini çok seviyorum. Hani birkaç tane güneş gözlüğüm var. Güneş gözlüğü takmayı, almayı, bakmayı aşırı seviyorum. Yani tahmin edersiniz ki sevdiğim modeller böyle vintage modeller. Ama böyle birkaç ay önce buna karar verdim. Çok fazla böyle renkli güneş gözlüğüm yok. Mesela yani genelde güneş gözlüklerim böyle koyu tonlarda. Ve çoğu insanın böyle olduğunu düşünüyorum. Hani böyle güneş gözlüğü. Böyle lacivert var bir tane. Böyle koyu bir kırmızı, mürdüm tarzı bir renk var. İşte böyle kahverengi var falan. Ben renkli çerçeveli bir şey istiyorum. Hani böyle yeşil bir çerçeve olur, krem rengi bir çerçeve olur, pembe bir çerçeve olur. Camı değil bu arada. Camı koyu renk olmasını istiyorum ama böyle çerçeve, renkli çerçeveli bir güneş gözlüğü çok istiyorum. Hani böyle farklı bir güneş gözlüğüm olsun. Düz kombine böyle farklı bir hava katsın diye böyle bir istek girdi wishlistime. Ve bayağıdır güneş gözlüğü almıyorum ve yani her zaman güneş gözlüğü alabilirim. Dördüncü parça sırtı açık bluz. Şimdi bu yeni bir şey, trend oldu. Böyle sırtı açık, hani üstten böyle yüksek yaka, böyle kısa kollu oluyor ve sırtı açık. Onlar değil. Onları ben böyle şeyde görmüştüm. Kışın görmüştüm onları yurt dışında. Böyle Pinterest'te falan görmüştüm sanırım ve çok beğenmiştim. Özellikle böyle uzun kollarını da çok beğenmiştim. Çünkü böyle hem uzun kollu ama arkası böyle açık falan. Ama sonra bir marka mı ne yapmaya başladı burada ve de çok uygun fiyata koydu. Sanırım 90 lira falan satıyordu ve herkes aldı. Ve böyle herkes de böyle benzer şekilde kombinledi gibi geldi bana ve ondan soğudum. Onu istemiyorum. Zaten burada sırtı açık bluz diyerek bahsettiğim o da değil ama o aklınıza o gelmesin diye bunu örnek verdim. Hani tabii ki de içinizden belki beğenip almış olanlar vardır. Almak isteyenler vardır. Alın, hiç problem değil zaten. Bunlar tamamen benim kendi wishlistim. Burada benim bahsetmeyim böyle sırtı açık, hani böyle
yüksek yaka olabilir, böyle halter yaka olabilir. Böyle daha uçuş uçuş, daha böyle hani penye kumaş değil de bilmiyorum, böyle şifon olabilir. Böyle saten gibi olabilir. Öyle bir sırtı açık bluz, hani böyle spesifik olarak aradığım bir şey yok. Geçenki vlogumda, sanırım bundan bir önceki vlogda bir tane pembe etek göstermiştim midi. Onunla aslında düşündüm, böyle sırtı açık bir bluz, böyle ona hava katabilir. Böyle bir eğlence katabilir diye. O yüzden aklıma gelmişti bu parça. Arayıp bulması çok zor olan bir şey de değil sırt açık bluz. Dolapta falan bulabileceğimi, ikinci elcilerden bulabileceğimi düşünüyorum. O yüzden böyle listeme ekledim. Umarım bulabilirim istediğim gibi. Sonraki kitten heels. Arkadaşlar şimdi bu kitten heel mevzusu. Şöyle bir mevzu. Kitten heel bence böyle yeni yeni markalar ya da şu anki olan şeyler. Bence hiç güzel yapamıyorlar. Yani hem ya böyle tam açıklayamadım. Bence şu anki böyle kitten heel'lar, ayakkabılar, botlar hiç güzel değil. Tabii ki de böyle designer markalarını hala beğeniyorum aşırı. Ama yani onlar da benim bütçem hiç değil. Aslında yani şu an normal üreten hani designer olmayan markalar da mesela Inditex olarak düşünebilirsiniz. Onlar da çok bütçem değil açıkçası. Ve hele ayakkabı falan olduklarında, hele böyle trend olacak bir parça olduklarında çok pahalıya satıyorlar ve almam. Almam. O yüzden dolap aklımıza geliyor. Ama ikinci el ayakkabı almak çok zor. Hani ayakkabı almak kolay ama ayakkabının dayanıklılığı çok zor. Hani benim aldığım 3 tane falan öyle terlik koptu. Hani hatta bir tanesini Ceren almıştı hediye. Tamamen koptu ve ilk giydiğimde parçalandı böyle. Yolda çıplak ayak kaldım. Hani o seviyede koptu. Sonra bir tane vardı. Onun topuğuna bir sıkıntı oldu. Çok iyi durumda ama ha yani topuğu yapılması gerekiyor, böyle alt topuk kısmı vardır ya böyle. Orası çıktı. Bir tanesi yine böyle kopmuştu. Onu yaptırdım ama genelde böyle kopuyor. Çünkü şöyle bir şey var. Hani temiz diye satsalar da size mesela hiç giyilmemiş ama bu eski ayakkabılarda hani ne kadar kaliteli de olsun, böyle deri falan da olsa şey duruyor. Böyle dolapta durdukça eskiyorlar ve böyle kopmaya başlıyorlar. İşte yapıştırıcısı kopuyor. Ya da böyle çok giyildiyse de böyle deri bozuluyor, deri atıyor falan. Böyle gelen sorunlar. O yüzden böyle çok dikkatli sorarak almanız lazım. O da bazen zor oluyor. Çünkü böyle buluyorsunuz bir şey, bir sorunu var. Böyle alamıyorsunuz falan. Ama böyle bir vakit ayıracağım ve dolaptan, gardıroptan işte başka nereden bakabiliyorsam böyle kitten heel araştıracağım ve bulmak istiyorum cidden böyle. Ve rahat olmasını istiyorum. Çünkü hani böyle ayağımda eziyet çekmeyeyim yani. Böyle rahat rahat çıkarken dışarı hemen giyip çıkabilmek istiyorum. Ama hem de tatlı olsun istiyorum. Umarım bulabilirim. Bir diğer wishlistim gold küpe. Bunu aldım bu arada birkaç. Geçen vlogta da yine göstermiştim size. Böyle bir küpe alışverişine çıkmıştım ve birkaç küpe aldım. Bayağı sevdiğim küpeler oldular. Şu an tamamladığım tek parça bu. Ama yine de güzeller. Bunun hakkında çok diyecek bir şeyim yok yani. Küpe. Sonra bir diğer isteğim spor rugan çanta. Ama bu böyle aşırı büyük spor çantalar değil. Çok beğeniyorum. Bulması çok zor yani. Bir süredir arıyorum. Genel böyle ikinci el sitelerde. Hani böyle girip ara ara böyle bakıyorum. Buluyorum. Ama ya böyle çok hani derisi böyle deri de değil de işte. Hani böyle rugan olduğu için soyulmaları var. Ya da mesela çok pahalıya koyuyorlar. Özellikle Puma'nınkiler çok güzel ama çok pahalıya koyuyorlar. Ya da böyle tam istediğim gibi bulamıyorum. Ama yani birkaç araştırmamı yaptım. Yine bakacağım ara ara ve böyle spor rugan çanta çok istiyorum. Bir diğer isteğim bej baby blue deri ceket. Çok beğeniyorum. Yani deri ceket giymeyi zaten çok seviyorum. Yani en sevdiğim ceket türü deri ceket. Hep koyu deri ceketim var. O yüzden böyle hem açık renk hem de böyle farklı renk deri ceket istiyorum. Böyle üstüme biraz daha otursun istiyorum. Şu an deri ceketlerim biraz daha kalıbı bol. Hani boğazında klipsli, böyle daha motorcu
tipi, stili deri ceketlerden istiyorum. Dediğim gibi bej istiyorum. Ya böyle açık bej, krem rengi olur. Ya da bebek mavisi istiyorum. Bebek mavisini bulmak sanırım biraz daha zor olacak. Ama böyle genel bakacağım. Bir de deri ceketler tabii normal ceketlere göre pahalı oluyor ama. Araştırmamı yapacağım. Hani bahara yetişmese de belki yani havalar ısınır, yaz gelir falan. Sonbaharda kesin arkadaşlar. Yani bej ve bebek mavisi deri ceket çok istiyorum. Bir diğer isteğim, bir diğer bahar isteğim sneaker ayakkabı. Spor ayakkabı. Ben en son sanırım 12. sınıfta ayakkabı aldım. Hayır, geçen sene aldım ama 12. sınıfta Reebok'larımı almıştım ve geçen sene de Vans'ın slip-on damalılarını almıştım. Neyse ama böyle bu sefer renkli bir spor ayakkabı istiyorum. Hani zaten beyazım var ve böyle Reebok'larımı çok beğeniyorum. Club C85 mi modeli? Öyle bir şey sanırım ve cidden çok beğeniyorum. Çok hoşuma gidiyor tipi. Çok rahatlar. Genel olarak o ayakkabıyı çok seviyorum. O yüzden böyle beyaz istemiyorum. Ama böyle renkli bir şeyler çok istiyorum. Bir tane Puma'nın beğendim. Onun görselini koymuşumdur. Coca-Cola ile bir işbirliği yapmışlar. Hani ilk tercihim değil Coca-Cola yazdığı için. Ama mesela böyle arkasındaki şeyde böyle vintage cola şişesinin silüetini koymuşlar. O çok tatlıydı. Bir de böyle mavi çizgileri vardı. Aşırı tatlıydı. Yani böyle onu gördüm dedim ki bu çok güzel. Sonra bir baktım Coca-Cola yazıyor. Hani bilmiyorum belki çok da sorun etmem. Ama yani olmasa da olurmuş. Yine de çok güzel bir ayakkabı bence. Ya da böyle pembe olur, mavi olur, böyle sarı olur. Bir tane Tiger diye bir markanın böyle Kill Bill ayakkabı diyeceğim, anlayacaksınız. Sarı. Onu da çok beğeniyorum. Yani bulursam biraz zor ama onları da bayağı beğeniyorum. Onlardan da bayağı istiyorum. Bir diğer isteğim. Bu yani dolabımda en sevdiğim parçalardan biri. Silüet olarak. Baby tee'ler. Baby tee istiyorum yeni. Çok büyük bir kurtarıcı parça ve çok güzel duruyor bence. Yani kotlarla, eteklerle, böyle pantolonlarla, her şeyle ben çok beğeniyorum baby tee'leri. Hem böyle kısa kollu falan. Yazın da kurtarıcı, baharda da kurtarıcı. Wishlist'imde 10. maddeye geldik. Sonuncu maddem kargo pantolon. Kargo pantolonu bulmak çok zor. İkinci el olarak. Birinci el olarak bulmak kolay mı zor mu hiçbir fikrim yok. Ama ikinci el bulmak çok zor. Bir de yani böyle kargo pantolon böyle piyasaya düştüğü için güzellerini aşırı pahalıya koyuyorlar. İkinci el olmasına rağmen. Bende iki tane kargo pantolon var. Bir tanesi beş ve bir tanesi böyle yeşil. İkisi de biraz bedenime büyük. Böyle kemerle falan takıyorum. Bir de yani artık farklı bir şey istiyorum. Farklı bir renk olabilir. Böyle koyu olabilir. Ya da böyle yine açık olabilir. Böyle daha üstüme oturan, en azından bele otursun ve böyle kemer takmak zorunda kalmayayım istiyorum. Bir kargo pantolon arayışındayım. Aramak bulmak çok zor. Hani böyle şans işi birazcık cidden böyle şansa bulacağım ve alacağım gibi bir şey olacak. Bence yine yazın hele ince bir kumaşsa kargo pantolon. Böyle askılarla, kısa kollularla, oversize tişörtlerle böyle ben şeylerle de çok beğeniyorum. Strapless üstlerle de aşırı beğeniyorum. Strapless üstlerle, sneakerle olur, terlikle olur. Bence yani kargo pantolon hani biraz daha hani maskülen, daha böyle streetwear olarak düşünülse de bence her yere çekilebilecek bir pantolon. Oynamalar yapılarak, üstüne giydiğiniz, ayakkabı olarak giydiğiniz şeylerle böyle çok süslenebilecek, çok güzel bir parça olduğunu düşünüyorum. O yüzden yeni bir kargo pantolon istiyorum. Wish listim şu an bu kadar. Şey ekler miyim? Şu an kafamda ekleyecek bir şeyim yok açıkçası listeme. Ama yine eklersem vloglarımda paylaşırım sizlerle. Böyle yazın bir de yaz wish listi yaparız. Bir de onu çekerim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Sizin wish listinizde hangi parçalar var onları da yani söylemek isterseniz yorumlara mutlaka wish listinizdeki parçaları yazın. Belki benim wish listimde aynı parçalardan sizin wish listinizde de vardır. Bir sonraki videoda görüşürüz.